Günaydınlar, gününüz aydın olsun, hayırlı sabahlar. Saatlerimiz tam 10.30 dakikayı gösteriyor. Gün Başlıyor programının yepyeni bir bölümüyle tekrardan sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşamaktayız efendim. Sunucunuz ben Dünya Avcı ve sayın yönetmenim, değerli ekibimin lütfen saygı hürmetlerini kabul buyurun efendim. Hepiniz için neşe, huzur ve esenlikler dolu bir gün dilerken programımız başlıyor. Irak'ın aydınlık yüzü, hiçbir yere ayrılmayın efendim. Önce tuttun elimden, sonra neden bıraktın? Önce tuttun elimden, sonra neden bıraktın? Yıllanmış şarap gibi, yaktın içimi, yaktın. Yıllanmış şarap gibi, yaktın içimi, yaktın. Ecel kapımı çalsa, yine kalbimde sensin. Ecel kapımı çalsa, yine kalbimde sensin. Hem aşkımsın sevgilim, hem bitmeyen çilemsin. Hem aşkımsın sevgilim, hem bitmeyen çilemsin. Kalbimde
sensin. Ecel kapımı çalsa yine kalbimde sensin. Hem aşkımsın sevgilim, ah, hem bitmeyen çilemsin. Hem aşkımsın sevgilim, ah. Evet. Sevgili değerli izleyenler, programımız devam ederken programımızın açılış görüntülerini Kerkük'ten görüntülere sizlere aktarmış olduk. Ve şimdi de Gün Başlıyor programın içerik anonsunu hemen sizlere aktarmak istiyorum. Tabii ki programımızın açılışını dediğimiz gibi ta baştan Kerkük'ten görüntülerle başladık ve güzel bir şarkıda yine görüntülerimize eşlik etmiş oldu. Şimdi birazdan sevgili izleyenler, mutfağımıza geçeceğim şefimiz Hanan Hanım yanına ve bakalım bugün ekranlarımızın başında bulunan sevgili değerli izleyiciler ve özellikle de değerli hanımlarımız için bugünkü menümüzde hangi yemek tariflerini aktaracaktı? Onları da birazdan sizlerle beraber paylaşacağız. Ardından sabah sporuna geçeceğiz ve antrenörümüz Timur Gökkaya bizlerle beraber olacak ama ilerleyen dakikalarda. Ve daha sonra sevgili izleyenler sebze ve meyvelerin faydalarını aktarmış olacağız. Özellikle de C vitamini içeren bir meyvenin faydalarını aktaracağız. İşte ardından son durağımız stüdyo konuğum olacaktı ama bizlerden ayrılmayın. Ve ben hemen şefimizin yanına giderken kendilerine günaydın diyorum. Günaydınlar. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, öncelikle önümüze geçmeden önce bir selam gönderelim. Şu an ekranlarımızın başında bizleri seyreden değerli izleyicilere, özellikle de Avrupa'da bulunan, yurt dışında bulunan değerli izleyicilerimize selam olsun ve günaydınlar diyorum. Hayırlı işler. Şimdi Gün Başlıyor programının mutfağındayız. Şefimiz Hanan Hanım'la beraber. Bakalım bugün neler yapacak? Evet. Bugün bir farklı kıymalı patlıcan yaparak. Bunun yanında bir şaryalı pilav. Evet. Patlıcanla şaryalı pilav. Güzel yakışır birbirinden. Evet, yakışır. Tamam. Bir de nohut salatası yaparak. Tatlıda da şey yaparak, bir arı yuvası yaparım. Arı yuvası. Arı yuvası. Hı hı. Ay güzel bir tatlıda. Çok güzel, evet. Hafif, böyle Çinli çayından. Umarım arkadaşlarımız yaparlar. Tabii. Şimdi teçer teçer tariflerini aktaralım o zaman. Aktarak, açıklayak. Hı hı. Burada patlıcan, 1 kilo patlıcan kullanmam. Evet, 1 kilo patlıcan ama orta boylu patlıcan olacak. Orta boylu. 1 kilo patlıcan 500 gram kıymaya ihtiyacım var. Dana eti kullanır mısın? Dana eti olur, kuzu eti de olur. Hı. Yani biraz yağlı da olsa hoş olur. Kıymalı patlıcanda. Şimdi bugün programda yapmış olduğumuz ana yemeğimizde kullandığımız kıyma nerede? Kuzu etidir. Biraz yağlı istedim. Böyle ama %30. Değil, yani. %30 böyle bir az güzel tadı evet. Verir özne. Bulartın bir adet soğanı rendelemişim. Evet, bir adet soğanı. Sadece bir soğana ihtiyacım var. İnce bir şekilde doğradık ve hatta rendeleyebiliriz. Burada evet. Da 3 kaşık salça. Hı hı. Burada kereviz. Kerevizin evet aslında patlıcanla çok, çok güzel geldi. Bunun sonunda süslere. Tuz. Burada da karabiber. Karabiber çok önemlidir. Kıymaya bunu ilave ederiz. Çok güzel geldi o da. Aynı zamanda da biraz
pul biber ilave edeceğim. Evet. Burada da sosisi biraz maci kullanacağım. Evet, maci de kullanalım. Maci. Mesela kullanmasak da olabilir. O da olur. Onun yerine tuz kullanalım. Ama bir hoş, güzel, tabii, lezzet güzel katar özne. Burada da şaryalı pilav. Sivi yağıya ihtiyacımız var. Bir de bir kase şarya. Peki. Burada da 3 bardak pirinç. Bunu beyaz yapacağım. 3 bardak pirinç. Kaç kişilik olacak? Yani bir, burada bir bardak şerye var. Şerye de fazla eder özlem. 6-7 kişilik çıkar. 6-7 kişilik. İnşallah. Patlıcan da aynı o kadar. 6-7 kişilik yemekti. Burada da pilavı da açıkladım. Şimdi salatamıza geçelim. Peki, geçelim. Salatamız faydalı, güzel salatadı. Nohut salatası. Evet, domates var, salatalık var, havuç her şey var, var. Var. Maşallah. Rengarenk sebzeler, her birisi bir renk. Hem güzel şekli olur, hem de tadı güzel çıkar. Burada bir kasede haşlanmış nohut. Tamamen haşlar uzun. Bir kasede de maydanoz. Bir kasede domates. Hepsini aynı şekilde doğramışım. Küçük küp şekli. Hurda şekil vermişim. Aynı havucu da böyle doğramışım. Bir kase. Sadece doğrama, haşlanmadan. Haşlanmadan havuç haşlamarak. Sadece nohudu haşlarak. Havuç dedik. Burada da bir kasede salatalık. Salatalık yine küp şeklinde doğrarız. Aynı şekilde doğrarız. Hepsini bir kıyas doğrarız. Daha güzel çıkar. Bunların bir sos yapacağım. Sosum biraz zeytinyağı. Zeytinyağına da sastan keçap eklerim, evet. Bularo, biraz tuz, karabiber, bir sos gibi yaparım. Malzemeleri teçer teçer kaseye ilave ederim, sosun üstüne. Keçabımız da tatlıdır, acı değil. Sevan acı keçap da ilave edebilir. Biraz pul biber de ilave edebilir, o da olur. Bu da salatam, tarifini verdim. Şimdi tatlıma geçelim. Geçelim o zaman tatlı. Diğer tarafımdan geçsin, daha iyi olur. Tatlımın hamuru için bir kilo un, çok kolay bir tatlıdır. Bir kilo un, bir kase süt, toz olu, sivri de olu. Ben bir gün toz ilave edeceğim. Yanımda da yoğurt, bir bardakça yoğurt. Yoğurt güzel kavardı özün. Böyle güzel mişak beyaz şekli ver özne. Burada da bir yemek kaşığı vanilya. Evet, bazen hamur işlerinde şefler genellikle sirke kullanırlar. Ama bu tatlıya sirkeye ihtiyacımız girmez. Olmaz. Çok sirke de kullansak da beyaz sirke olur. Beyaz sirke. Beyaz sirke her zaman. Sirke derken elma sirkesi değil mi? Hayır, beyaz sirke o ayrı da elma sirkesi ayrı, biraz kuvvetli olur, daha da hiddetli olur, onu kullanmam.
Ama bir gün arı vasitası ihtiyacımız yoktu. Bir az duz separıq. Bir böyle bir çimdiki duz separıq. Evet. Bugün burada arı yuvası tatlısı, ben çok merak ettim. Bir bakalım siz ne şekilde yaparsınız. İnşallah evet. Güzel beğenirsiniz umarım. Burada da 4 kaşık şeker. Dört kaşık sivi yağı. Hı hı. Çok ekleme özne yağ. 4 kaşık yeterlidir. Bir yemek kaşığı maya, kuru maya. Bunun sonunda süsleme için evet. Bir adet yumurtaya ihtiyacım var. Ha, yumurta kullanırım. Yumurta üzerine vururum. Evet, bazı tatlılara yumurta girmez. Bazına yumurta olu, süt olu, yumurta sarısıydan süt olu. Sadece parlatsın özün yani sonunda. Yani mesela şayet evde buzdolabında yumurta bulunmadıysa yumurtanın yerine biz sütü de kullanabiliriz. Süt de olu, evet, fırça yardımıyla değil fırça mi? Fırça yardımıyla tabii. Hı-hı. Bunun sonunda yumurtanı çatal yardımıyla çırparım. Hı-hı. Fırça yardımıyla üzerine sürterim. Ondan sonra burada da... Kara çörek otunu kullanırız. Kara çörek otu, çündüc. Her hangisini sevirseler evet. Ondan ilave edebilirler. Beyaz susam kullanırız. Kündüz. Beyaz. Bir de karaçörek otu sevmeyen bırakmazsan. Arı yuvasında sevan peynirden çerağız doldursun. Peynirden çerağız. O da hoş olur. Sevan böyle bir tatlı yapsın. Bunun sonunda yani bu bir tatlıdır. Peynirle kerauzla yapmak. Peynirden kerauzdan yapsa o zaman sonunda ne şerbet ne şeker ilave etmez. Çaydan çok o da böyle hoş şeydir. Börek şeklinde. Börek şeklinde olur ama aynı şekilde arı yuvası şeklini veririk. Adam var tavuktan doldurur, zin adam var etten doldurur, sucuktan o da olur. Ama bir gün yaptığım tatlıdır. Tatlı dediğim şeker ilave ederim sonunda. Yine de şerbet. Ben bugün sadece şeker ilave edeceğim. Hani içinde süt vardı, bir de şeker eklerim. Onca o kadar ihtiyacım olmaz şeye, şirinliğe. Biz bugün tamamen tatlı şeklinde tatlı yaparak. Tatlı şeklinde yaparak arı yuvası. Neyle başlayalım? Nasıl istersen, bana uyar. Hamuru yoğurağın. Tamam. Bir de arı yuvası ne hamur kadar dinlenmesi lazım değil mi? Çok lazımdır. Peki o zaman ne kadar, başlayalım. Ne kadar beklesek dinlense o kadar güzel kavartsa güzel olur. Ne kadar kalacaktı, dinlenecekti hamur? Evde eğer vakit yardımı var ise bir yarım saat kassa, bir saat kassa daha güzel olur. Olur. Daha şişer. Bunu bir daha gelir, döndürür, alt üst yedirir, havasını çıkartırır. Tamamen ondan sonra top top şekli veririk, bir siniye düzerik, bunları güzel sonunda fırına. Benim şöyle bir sorum da var. Neden hamur işlerinde böyle genellikle şefler şeker kullanırlar? Şeker, bunun sebebi nerede? Şeker her zaman kullanmak hemen kıvardı özüm. Şekerden, maya, birbiriden katsal bana... önceden tez de eritsel, tez, hızlı bir şekilde kabarı. Kış günlerinde, kış mevsimlerinde çok ihtiyacımız olmaz. Yaz günü hani hava durumu sıcaktı, o kadar ihtiyacı olmaz. Hemen özünden kabarı hamur. Gene kullanmak. Ama kış günleri kullanmak. Kış günleri çok kullanmak. Yani. Ben bir gün şeker neden ilave edeceğim? Hı-hı. Hem de şirin dadı isterim. Şirin biraz olsun. Böyle şirin olmaz. Biraz şirin olsun. Hani sonunda şerbet ilave etmeyeceğim. Sadece biraz şeker sepeceğim. Çok güzel, hafif bir şey. Pudra şeker kullanırız. Tamam. Pudra şeker, tabii. Tiyadi normal şeker de olur. Sonunda ilave etse. Evet. O da olur. Ama bu tatlı için, arı yuvası tatlısı için şayet böyle dedi ki eğer pudra şeker kullanmadıysa şerbetini yapabilir. Şerbet de yapmasa sonunda biraz bal ekleyebilir. Bal evet. Daha da güzel ediyoruz. Ballı bir tatlı yapsak. Yaparak evet. Onu da inşallah. Hı-hı. İnşallah gelen programlarda onu da yaparak. Olur.
Şimdi, yani bal girdiği tatlılar bence çok güzel olur. Çok çok güzel olur. Şerbet de hoş eder özün, güzel eder özün. Ama biraz o şekerli olur. Ha, tamam. Bal olursa hem daha faydası var, daha tabii, sağlıklıdır. Daha sağlıklıdır. Hı-hı. Bir de lezzeti başkadır yani. Onu da yaparız inşallah. İnşallah. Şimdi mayanı, şekeri, sütü, hepsini ilave ettik. Una. Şimdi sivi yağı. Sivi yağı ilave etmeyende tereyağı olur, onu eritsin. Biraz ama sıcak olmasın. Sıcak olsa hamurun rengi değişir. Evet, böyle bir tık kahve tonu rengi verir. Evet, beyazlığın biz istirik ar ivası güzel çıkar beyaz hamurdan. Peki daha sonra bu tatlıyı hazırladıktan sonra hani tepsiye bırakırım. Bu fırına mı girecek yoksa yağda mı kızacak? Hayır, fırına girmesi lazımdı bunu. 180 evet, derecede kızmış fırına bunu yollarız. Hızlı bir şekilde pişer. Bir 10 dakika, 12 dakika fırına sıcaklığına da kalır. Peki çok güzel. Şimdi daha yaz mevsimler girecekti bahardan sonra. Biraz gün uzundu. Ev kadınlarımız, Çin'de mahalle, Çin'de çay yaparlar. Böyle hafif şeyler güzel olur yapsalar Çin'de mahalle. Yani genellikle bahar mevsimi gelince akşamları böyle akşam çayını yaparız. Özellikle de bahçeye çıkar. Ben toplumuna mahsus olan bir şeydi tabii bu. Biz inşallah her programda bir farklı yapacağız. Böyle hafif şeyler, tatlılar, poğaçeler, arkadaşlarımız alışsınlar bunları, evde kendileri yapsınlar. Umarım inşallah peki, hepsini yaparlar. O zaman biz yine devam edelim, siz devam edin, tamam mı? Burada sayın yönetmenim diyor ki hemen spor bandımıza geçelim. Peki, spor yapmanın insanın sağlığına yüzlerce faydası var değerli izleyiciler. O yüzden biz her zaman gün başlıyor programında spor yapmanın tavsiyelerinde bulunmaktayız. Şimdi bugünkü programımızda her daim olduğu gibi antrenörümüz Timur Gökkaya bizlerle birlikte sabah sporunu bizlere aktarmış olacak. Evet. Günaydın Sayın Sezer, günaydın Dünya Hanım, yeni sporlarla karşılayacağız. Arkadaşlar ısınmaya başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nefes alıp uzun nefes. Tabii ki ısınma dediğimiz için bu her zaman diyerek bu ısınma yeterli önce eğer bir güçlü spor yapırsa ama sabah spor için bir 5-10 dakikalık spor için yani iyiydi. Dünya eğer çok sağlıyorsa. Şimdi arkadaşlarımla geçer yere elimiz bu şekilde şınav şeklinde durur. Ayağımız herkesin birlikte bir getirdik sağ ayağımız tarafına, bir sol yanına bu şekilde. Tabii ki bu çok hareketli bir spordur. Bu spor yaptığı da bedenin her yeri çalışmaktadır ve çok da faydalanırsa. Arkadaşlar sağ elden başlayalım. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 Bir nefes al. Uzun nefes alır. Ayağımızı açarız. Ayağımızı açarız. Ayağımızı koyarız buradan. Kenarımıza. Sağ tarafa alır. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 daşırağımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nəfəs alıq 1 2 3 təbii ki tabağımız düz olsun bu şəkildə 2 3 4 5 6 7 8 9 10 geçərik ayna aynı halda dururuq bu şəkildə bu şəkildə əlimiz tapağımızı gətirir əlimiz yana bu şəkildə arkadaşlar hemen başlayaq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 qaldı buradan 1 2 3 4 5 daşırıq 1 2 3 4 5 canımızı edərik əlimizi daşırıq yazıya nəfəs alıq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sağ ayağımızı özümüzə sağ ayağımızı özümüzə çıxarırıq bu şəkildə 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 indi yataq üzərinə bu şəkildə əlimizi gəl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 daşırağımız ayağımızı daşırıq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hemen bir de sağ el fərqi əlimizi uzadırıq bu şəkildə 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İndi ayağımızı çəkməyirik arxaya buradan həmən ayağımızı üzərik ayağımız üzərinə anıq biraz buradan diqqət edərik ayağımızı çəkələni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ayağımızı daşırıq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uzun nəfəs alıq uzun nəfəs sayın seyirciler bugünkü sporumuz bu kadar umarım gözə görüldü hoş geldiniz evet Sevgili değerli izleyiciler, programı yine devam ediyor. Gün başlıyor programı Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmenele TV'den. Sevgili değerli izleyiciler, sporumuzu hep birlikte seyretmiş olduk. Ve şimdi de tabii ki koronavirüsüne karşı savaşmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek en iyi korunmak yollarıdır değerli izleyiciler. C vitamini içeren mandalina'nın özelliklerini ve faydalarını
bugün programımızda sizlere aktarmış olacağız bu veterede. Mandalina, kırmızımsı, turuncu renkte olan özel bir mandarin portakal çeşididir. Tadı portakaldan daha tatlı ve güçlü olarak kabul edilir. Mandalina, C vitamini, A vitamini, folat ve potasyum gibi birçok besleyici bileşik ile zenginleştirilmiş. Mandalina, portakal ile karşılaştırılabilir. Ancak daha fazla A vitamini, demir ve biraz daha az C vitamini içerir. Mandalina bazı antikanser özelliklerine sahiptir. Mandalina bağırsakların korunmasına ve düzenlenmesine yardımcı olur. Mandalina ayrıca kolesterol seviyelerini düşürür, kan şeker dengesini sağlar ve sağlıklı kilo kaybına neden olur. Mandalina serbest radikal hasarını da önleyen güçlü bir antioksidan olan C vitamini içerir. Mandalina vücutta birçok önemli işlevi olan folat ve B vitamini içerir. Orta büyüklükteki bir mandalinada bir mineral olan yaklaşık 146 mg potasyum bulunur. Mandalina akciğer kanseri gibi bazı kanser türlerinin riskini azalttığı görülmüştür. Mandalina akciğer kanseri gibi bazı kanser türlerinin riskini azalttığı görülmüştür. Evet sevgili izleyenler devam ediyoruz. Tabii ki de haftalardır insanları koronavirüsüne karşı uyarmaya devam ediyoruz. Ve her zaman programımızda bunu demekteyiz. Demekteyiz ki meyveleri, sebzeleri bol bol tüketmek lazım. Özellikle de C vitamini içeren sebze ve meyveler. Burada yine devam ederken şimdi de sayın yönetmenim diyor ki bir klip aramız var. Klip aramıza geçelim. Daha sonra yine devam edeceğiz. Ayrılmayın. Çağırmasın sevdan beni, yıktın bütün köprüleri. Geri dönemem artık, ne çok sevmiştim. Yazık aşk benim, yaralı karalı yanım artık. Geri dönemem artık, ne çok sevmiştim. Yazık aşk benim, yaralı, karalı yanım artık. Kırık bir vazo gibi darmadağın yüreğim, parçalardan yeniden bir kalp yaratamam ki ben şimdi. Hangi yalana aşkı kurban edeyim, ihanetin yükünü asla kaldıramam ki. Kırık bir vazo gibi darmadağın yüreğim, parçalardan yeniden bir kalp yaratamam ki ben şimdi. Ihanetin yükünü
ne çok sevmiştim, yazık aşk benim yaralı karalı yanım artık. Kırık bir pazo gibiyim, darmadağın yüreğim parçalardan yeniden bir kalp yaratamam ki. Ben şimdi hangi yalana seni kurban edeyim, ihanetin yükünü asla kaldıramam ki. Kırık bir vazo gibiyim, darmadağın yüreğim parçalardan yeniden bir kalp yaratamam ki. Ben şimdi hangi... Evet, devam ediyoruz sevgili değerli izleyenler. Dün öğlen saatlerinden acı bir haber geldi. Ne yazık. Türkmen sanatının komedyen, oyuncusu ve tanınmış isimlerinden biri olan Mehmet Cemal ne yazık ki vefatın haberini duyduk. Haberini aldık. Bu haber tabii ki millet olarak hepimizi derinden üzmüştür. Türkmen sanatına büyük hizmetler sunarak ve onun yanında milli duruşu, davaya bağlılığı, yanı sıra iyi günde, kötü günde her zaman milletinin yanında durarak tabii ki hiçbir zaman davasına vazgeçmedi ve davasına karşı taviz vermedi. Evet, ne yazık ki bugün o artık aramızda yok. Türkmen tiyatrosunun usta tiyatrocu yönetmeni, komedyen Muhammed Cemal bugün vefat etti. Muhammed Cemal Çaycıoğlu 1954 yılında Kerkük'ün Sarıkahya mahallesinde doğmuş, dönemin hayat şartlarının zor olması nedeniyle okulu devam ettirememiş ve babasının yanında çaycı çırağı olarak çalışmaya başlamıştı. Ancak tiyatro sevgisi ve komediye olan düşkünlüğü onu tiyatro sahnelerine itti. Ve böylece halk arasında sevilen bir komedyen olarak yerini almayı başardı. O benim neler, arvadıma böyle demeyeyim. Ben deyim özüne kızım. Ev sarı, eşik sarı, dördakü beşik sarı. Bunda bir şey var. Ağzını açayım sen evime ne diyeyim? Ne diyeyim? Kaynaneler ilandı, her ne dese yalandı. Vallahi doğru. Gelin bir borç çiçekti, her ne dese geçecekti. Vallahi gelin, çiçekten daha şirindi. Bana! Çaycıoğlu, 1991 başkent Bağdat'ta kurulan Katar Festivali'nde ünlü Türkmen sanatkarlarla sahne aldı. Abdülvahit Küzecioğlu, Tahsin Cömert gibi önde gelen sanatkarlarla sahne alan Mehmet Cemal Çaycıoğlu. Aynı zamanda 1991 tarihinde Salah Nauras'ın yazdığı Macala Tiyatro sahnesinde yer alırken, daha sonra Sumaklı Günler, Filiştahlı Ev, Allahu Cellav, Kuşbazar Vadı, Yalancılar Çeyhanesi, Karga, Dayının Toyu ve Doğu ile Batı kültürünü canlandıran Mehmet Cemal, Amerika'da tiyatrosunda rolünü oynadı. Şapello, bu iş olsa... Bunda saftayla var safta. Biz bunu sormadım, parası var yok. Hakkın vardı para. Ha vardı. Koy sabaha telefon edip, işi ayarlayayım, ondan sonra her şey oluyor.
Çaycıoğlu Türkmen Tiyatrosu'nun yanı sıra Ölüm Arabası Koruyanı Hırsızdır, Hamihe Haramihe adlı Arap tiyatrosunda da yer aldı. Komedyen çalıştığı çay ocağına gelen çeşitli sosyal tabakalardan oluşan insanlar sayesinde Çaycıoğlu'nun karakterinde her türden şahsiyet oluşmuş ve bunu yer aldığı sahnelerde iyi bir şekilde kullandı. Türkmen kültürü ve geleneğini en iyi şekilde ekranlara yansıtan Mehmet Cemal Çaycıoğlu, uzun süredir diyabet hastalığından şikayet ediyordu. Ünlü Türkmen tiyatrocu komedyeninin vefat haberi herkesi derinden üzmüştür. Türkmen Eli Televizyonu'na konuşan Türkmen Sanatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Bahattin ve merhumun meslektaşları büyük sanatçı Muhammed Cemal'in büyük rolünden söz ettiler. Bir gün sanatçılar bir büyük kayıp daha verdik. Önlü sanatçımız Muhammed Cemal'i bir gün kaybettik. Ve bir bunun kimin bir aktör, bunun kimin bir iyi insan, ahlaklı, memlekette tanınan, memleketine hizmet eden, sanatına hizmet eden bizden bir büyük kaybıydı. Ben onca yani şeyim, heyecandan şey de bilmiyorum doğrusu. Çünkü bizim bu aziz arkadaşımızydı. Beraber yaşadık, beraber şey etti, milletini severdi. Daima milletinin hizmetindeydi. Yettiği yerden utanmasın, Allah yerin cennet etsin, Allah affetsin özüm. Herkesin bağışı olsun, milletin bağışı da olsun. Bugün bir büyük kaybımız oldu. Bizim dev sanatçımız Muhammed Cemal. Mesihani cennet olsun. Bu millete çok çok hizmeti var idi. Benim uşağlık arkadaşımıydı. Allah'tan rahmet dilerim özü. Ye mesihani ve yeri cennet olsun. Allah affetsin. Ulusal Türkmen Tiyatrosu'nun bir yıldızı gitti. 50 yıl hizmet eden bu millete bugün Allah'ın rahmetine gitti. Allah affetsin uzun. Yeri cennet olsun ya Rabbi. Kemal Merebit. Sen git bana. Allah affetsin uzun ya Rabbi. Bunun ettikleri hiç unutulmaz. Bizimle bir yıldız değil bu. Bizden git Allah affetsin uzun. Bizimizin başı sağ olsun inşallah. Siz selavet ben dedim, yarıma söz vermişim. Taş külpen çağırdı dedim, yarıma söz vermişim. Benzin bahadı dedim, ben ne yeminim dedim. Evet. Sevgili değerli izleyenler, sevenlerine ve yakınlarına sabırlar dilerken millet olarak başımız sağ olsun ve Türkmen sanat camiasının başı sağ olsun. Devam ediyoruz şimdi de ama mutfağımıza geçeceğiz kısa bir aradan sonra. Değerli arkadaşlarımız, merhaba sizlere. Bugün mutfağımızda yaptıklarımı aç olayım sizlerce. Önceden salatamızı yaptık. Salatamızın malzemesinin hepsini
xurda çüp şeklində doğramışıydı. Havucu, salatalığı və maydanozu, noxudu da haşlamışıydı dedik. Bunları domatesdən barabar qarışdırdıq. Biraz karabiber, biraz tuz ilave ettik. Bunun sosu da neydi? Dedik 4 kaşık zeytinyağı, bir kasede keçap, bir kasede de sos. Bunları kattık. Güzel, hoş bir salata yaptık. Hem faydalı, hem de rengarenk güzel bir salata. Bunu evde umarım yaparsınız. Cücüklar için de yapsanız faydalıdır. Salatamız hazır oldu. Ben dediğim için önceden bir hamur hazırlamışydım. Hani dediğim arı yuvası biraz bekletmek ister. Arı yuvasının tatlısı için dediğim bir kilo un ilave ederek bir kaşık maya, bir kase yoğurt, bir kase de süt, toz sütü bıraktım. Ondan sonra bir kaşık vanilya, 4 kaşık şeker, bunun için de 4 kaşık sivi yağı ekledik. Bunları hep beraberce karıştırdık. Su yardımıyla ne kadar ihtiyacımız olsa suya o kadar su aldık. Bunu güzel yoğurmuşydık, beklettirmişydik. Tamamen kavardı. Ben hazır yapmışydık dediğim kimin. Bunları top şeklini verdim. Sinye yağladım. Sinini sinye düzdüm. Ondan sonra kara çörek otu ilave ettim üzerine. Bir de çündükten beraber. Bunu dedik sevan yumurta sarısı, sevmeyen biraz sütten üzünü yağlar. Ondan sonra fırına apar özün. Hamurum hazırydı. Bunu fırına apardım. Şimdi kameraman arkadaşımız yardım etse bunu fırından çıkardıram. Hazır oldu hızlı şekilde. Bu da arı yuvası. Dediğim gibi bir gün bunu yaptık böyle tatlı şeklinde. Sevan da edebilir. Bunun içine peynir ilave etsin. Yanında peynirden çerez, yanında tavuk. Herkesin damak tadına kalır. Diğer tarafta da şaryalı pilavı yaptık. Şaryalı pilavı nasıl yaptık? Biraz tenceremize sivi yağı ilave ettik. Bir kaşık tuz. Bunun şaryasını güzelce kızarttık. Ondan sonra suyun ilave ettik. Pirinci de yıkamışydık, dillendirmişydik. Üzerine ekledik. Suyun çeker, suyun çekenden sonra deme verdik özün. Az ateşte güzel deme aldı. Şimdi pirincimiz de ocakta deme aldı. Az kalıp pişsin. Gelin ana yemeğimize. Ana yemeğimizde kıymalı patlıcanıydı. Patlıcanları kestik belinden. Her patlıcanı ortadan böldük. Ondan sonra 3-4 yerden yardık özün. Kıyması içinde bir adet soğanı rendelemiştik. Bir kaşık karabiber, bir kaşık tuz. Bunu hamur şeklinde yoğurduk. Bunları tamamen patlıcanın arasına doldurduk. İsteyen patlıcanı fırına ilave etsin. İsteyen biraz sivi yağında kızartsın. Ben bir gün sivi yağında kızarttım. Ondan sonra bunun kıymasını ilave ettim. Sivi yağında kızartmak da güzel olur. Aynı şıh mahşi çimin. Bazı da diyet yapanlar edebilir bunu. Sadece fırına aparsın. Kızartmaksız. Bunun kıymasını koyundan sonra bir kapta 3 kaşık salça sivi yağında güzel kızarttık. Bunun suyunu ilave ettik. Patlıcanların üstüne ekledik. Patlıcanımızı da kızartmışım. Kıyma da hızlı şekilde pişer. Bunu sadece 10 dakika ya 12 dakika fırına aparım. 180 derecede kızmış fırına. Çıkardığından sonra biraz çerez, yem maydanoz süslerimizin. Ana yemeğimiz de az kalıp hazır olsun. Şaryalı pilavım da demdedi. İndi pişer. Salatam hazır. Burada da tatlım dedik.
arı yuvası manada hazırladık, fırından çıkarttık. Şimdi bir kısa ara alalım. Kısa aradan sonra Dünya Hanım'a döndük. Evet sevgili değerli izleyenler devam ediyoruz ve şefimiz Hanan Hanım sağ olsun bir kez daha mutfağımıza yemek tariflerimizi aktarmaya çalıştı. Ve şimdi sıra geldi efendim stüdyo konuğuma. Bir gün değerli ve kıymetli bir misafirimizlerle birlikte gün başlıyor programında. Kendisi hemen görevini buradan sizlere aktarmaya çalışıyorum. Kerkük Üniversitesi Veteriner Fakültesi Rektörü Doktor Kemal Bayatlı Hocam bizlerle beraber gün başlıyor programında. Sayın Hocam yanımıza hoş geldi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bugün geldiği için. Kolay gelsin. Çok yoğunsuz. Artık malumuz koronavirüsü ne yazık ki hayatı tamamen felç etti. Onun yanında eğitimden bile çocuklarımız hatta öğrencilerimiz bile işte uzakta kaldı. Hatta diyebilir evde eğitim veya uzaktan eğitim programı başlatıldı. Son bir ay içerisinde internet yoluyla tabii ki bazı programlar hazırlandı gençlerimiz için, öğrencilerimiz için daha doğrusu. Bakalım bugün özellikle de üniversitedeki öğrencilerimiz ne şekilde ta eve kadar dersler onlara gider. Sizce özellikle de diyelim bu internet üzerinde classroom dediğimiz programı ne kadar doğru bir programdı ve ne kadar iyi bir şekilde öğrencilerimize dersleri yetiştirdi? Tabii ta'lim lisanına gelmezden evvel onu bilir ki işe ke başımıza düştü. Her iş muhattat şekilde başlar. Biz təlim elektronu və eş edirik. Çalışırdıq da təlim elektronu mecalında bəzi şeylər yapaqın. Bundan əvvəl təlim halində. Aləm 70-lərdən, 80-lərdən başladı təlim elektroniyə. İndi bahar olaşdı. Amma işte biz dönsəq biraz geri 80-lərdə savaşdan, 90-larda hasardan, 2003-dən də bu yüzə işte neler neler olur. Göz açmadık. Yani bu internet üzerine ders almak öğrencilerimizin daha önceleri ta 80'li yıllarına dayanır ki daha önce mesela yurt dışında, Avrupa'da, başka ülkelerde diyağın bu kullanılan bir sistemiymiş. Ekid biz abut bu elim her canibden bir zamanın talimik sonu ve bir elimdi. Gerek bir zat diyebilmedik sene ibtidai ve sene o merhalasında ama camia merhalasında gerek her vakit ilmi muhakkabe etmek. İlimle, alemle bir muazi etmek. Bari ulaştı. Ola diyelim 70-80'e ulaşıpsa biz hiç olmazsa 40-50'den başlayalım ama biz hele oraya ulaşmamışız. Onun için bizim background'ımız yoktu. Bu niye tehtiyemiz yoktu talim elektronunda. Türkman diğer necede iş başa düştü. Başa düştüğü zaman biz de çalıştık. Nece başlıyor? Evet. Nece başa düştü hocam? Nece başladı? İşte korona hastalığı bilirsen COVID-19 olduğu zaman millet asla memnuniyet tecavülden evvel yani cedeyi yasak çıkmaz evvel millet mensen özümüz çıkmıyoruz korkumuzdan. Çıkmadığımız zaman mektepler kapandı, fakülteler kapandı. Ondan da evvel biz koronadan da evvel Bağdat'tan o yüzden cenub muhafazalar, camialar kapanmıştı. Mullahar'dan tarafa. Doğru. Yani biz Kerkük Üniversitesi çok iyi. Yani birinci sınıfları başardık. Yani son sonda talebeler imtihan, bazı külliyeler imtihanlarını da bitirdi.
Ama bazı yani bir neçe dırsa kaldı. Yani aslında bunu şöyle diye bilir. Mesela bir gün Kerkük Üniversitesi dediğimizde şu an çok iyiydi. Çok iyi. Mesela öğrencilerimiz hatta yarı yıl sınavına kadar yetişti. Sınavlarını güzel bir şekilde verdiler. Evet. Ama Irak'ın güney bölgelerinde ne yazık ki Eylül ayından başlanan protestodan dolayı bir türlü üniversiteler açılmadı oralarda. Yani güney bölgelerde mesela Bağdat, Necef, Kerbela'da o bölgelerde tamamen derslerden geri kaldı. Tamamen Bağdat, Bağdat'ın evet. Özdecanı bütün aslında yeniden başlamak istediler. İkinci sınıfta bu oldu. Korona geldi. Korona geldi. Yani biz Irak camialarında Kerkük Camiası, Musul Camiası, Tikrit diyebilirler yani Mantıka Usta, Şimali'ye çok onlara göre iyidir. Yani güvenedir özümüze. İşte ama bu dediğim gibi korona geldi. Biz de yani mecbur olduk. Bu korona dediğimizde sadece bize de gel. Rabbime şükürler olsun. Bütün de, yani güneye de gelip de. Yine de biz temelimiz odur ki öğrencilerimiz derslerinin geri kalmazlar. Ama tabii ki bu da dedikuter ki az önce yine iş başa düştü. En büyük de iş zaten hocaların üzerine düştü. Omuzlarına yüklendi. Yani hocalarımız ancak bu gibi programlar yoluyla classroom dediğimiz sınıf oluşturmak aslında anlamına geldi. Yani bu gibi programlar yoluyla öğrencilere ders yetiştirmek bizim için biraz tabii ki kolay değil. Yani ilk defa da böyle bir şey yapıldı Irak'ta. Daha öncelerde olmadı ama az önce Saudi'de Hutaki buyurdu Hutaki. Daha önce bu var imiş yurt dışında Avrupa ülkelerinde. Özellikle de üniversite öğrencileri için kullanılan bir şeymiş. Yani onlar daha önce de tanışıklar bu gibi programlarla. Ama bizim Irak'taki öğrencilerimiz ne yazık ki bu gibi programlarla daha önceler hiç tanışmamışlar. Onun için bizim için biraz zor olabilir. Evet. Değil mi? Evet, evet. İşte dediğim ki biz indi mecburen başladık bu işi ama onlar yok. Mütekaddim devletler, camialar. Yani talim elektronini yok muazzi bir şekilde o ama esası bir şekilde. Yani bak, manzumalar var, sistemler var. Manzumat talim. Manzumat talim teklidi, biz indiye kimin o teklidi dair. Evet. Ama onlar elektronini... Bu teklidi nerede? Birisi anladı ağa. Bunu bu bitirelim ondan sonra. Tamam. Ama olarsa, mütekaddim devletlerse, talim elektronini nece öğe hatırla gün be gün. Yani mesela ben burada oturmuşum, Amerika'da okuram. Irak'ta oturmuşum, Kerkük'te oturmuşum. Bağdat'ta okuram, yani Türkiye'de okuram, Avrupa'da bir bağlantım var, onlarla sınav yapıram, devreye girmişim, okuram, telemeyem okuram. Ne güzel bir şey, bak buradan ancana bir sahip, mesela evvel teklidi diyoruz, talim teklidi, isterdi bir mektep, isterdi bir sınıf, sınıfın içinde koyduk sıralar, rehleler, nanca sıkıp buncana, ama şimdi yoksa evde oturup say, elim alsan, okusan, imtihanı yapsan. Bu da faydası. Peki hocam. Bunu düşünmüşler onlar ama biz dediğim kimin yok. Telefon düşünmemiştik. Asla esasını yapmaya. Onun için ben birinci kelime kullandım dedim. İş başa düştü. Evet. Peki hocam şunu sorsam. Mesela hani buyurduğu da ki bir yöntem bizde yenge olduğu için biraz yani zor olabiliyor öğrencilerimiz için. Acaba hocalarımız ne kadar doğru bir şekilde dersleri yetiştirebilirler öğrencilere. Bu çok önemli. Çok. Mesela öğrenci var zaten sınıfta oturduğu zaman hocanın açıkladığı dersi onu zar zor bile anlar. Belki defalarca hocaya diğer lütfen tekrarla veya başka bir örnek vermene ta ki daha iyi bir şekilde anlayayım dersi. Ama şu an böyle mesela programlar üzerine diyakın olabilir en azın bir sınıfta bir 70 öğrenci var veya 100 öğrenci var. Bütünü tamamen buna bağlanacaktı bu programa. Bu da biraz zordu yani. Evet. Sağ ol yani güzel bir konuya değindik. Sağ olun. Talebe esali bir ta'lim ve ta'allum diye. Bu da tatavvur halatındaydı. Esali bir tatavvur edildi. Aynı vakitte de edevat, aliyat tatavvur edildi. Talebeye nece yetirse bilgini. Dediği kimin talebe oturanda, ustad onun için şerh edende, tabii ustad var, ustad da var. Ustad bana nece biz talak tedris gedik. Talak tedriste nece malumaniyet edilsey. Acaba her ustad
aynı malumaniye edebili. Vazı sata elim, tamam. Ama hocam, o elmi kabiliyeti, imkaniyeti o nece talebeye yetilsin. Talebe oturanda, bakanda bütün havası ustattandı. Bakışı, gözü, kulaktan. Hatta ustadın lügat harekatı çabalamağı. Doğru. Yani doğrudan ben her vakit bunu diyelim. Yani öz tecrübemden bir madde elmiyani severim. Ya ikrah ederim min hilal ustad nece diyelim. Ustadı sevsem o madde. Onun için o ustad bir hareketler yapar talebenin intibahını cezbeder. Bu arada ustad ders verdiği zaman talebe 5 dakika özüydendi. 5 dakika sonra bakılır. Belki de dersten çıkar. Bir obesi 10 dakika, obesi ustad, bir obesi son dakika iki ustaddan. Yani ama gel gelek, bunu aynen talim ile sonunda men yetirebilirim talebeye, talebenin aynı o havasını işleyebilirim, görmedim özünü. Bilmedim hadirat talebe. 5 kilometre menden uzaktı, 10 kilometre menden uzaktı. Sınıfta oturduğu zaman ustaddan talebenin yeri 10 metredir, 5 metredir ama men bunu 50 kilometre, ihtimal benim burada talebe gelip ki indi buradan Bağdat'ta adı. Tabii. Ama bu hareketler, o lügat hareketler talebenin lügat harekatını, havasını çabalatabilirim. O orada adı. Tamam. He. Onun için ben doğrudan indim, ben gece saat 4'teydi, erte yattım yani 4'te yattım. Gün oğlu yatmam. Neden? Talebe, müşkilimiz de neler? Yani mecmua tubiyede, tubi fakültelerde, tubiye, saydeler, tubesinden, tubiyetleri, bunlara nazarı var, ameli var. Nazarı olan mesela terbiye o bir kulyeler, amelisi yok. Çok normaldi. PDF yap, muhtasar, uzun, kısa yolla talebe okuruz. Ama ameli mesela diyakın anatomi, teşrih koyarlar mevzularını. Kol, kıç, baş, teşrihi, damar, kan damarı bilmem ne. Bunu gerek talebe gözüyle görsün. Birbiri acaba ben bunu aynen bu şeyi hocam, aynı talebeye şey yetire, bilmem elektronik, onun için şimdi oturam. YouTube'dan, bilmem neden, o yüzden, bu yüzden, Allah'ım YouTube'dan tasarruf ederim. Özüm bir kere bunda modification yaparım, tahavarat yaparım, nece bunu yetirim talebeye. Talebe de yetirim benim sesimle. Çünkü talebe nefsiyen benim sesime alışır bu maddede. Kendi hocasının sesini alışır. Onun için bir gece oturdum, PPT, PowerPoint'ı nece döndürdüm, ben bir hareket şeklinde öz sesimle, öz şeyimle talebeye yetirdim. Ve bunlar gerek hepsini müdahalet etmek ister. Ama doğrusu bizde bu çok çok az. Çünkü cuhd istedi, her geldi de o cuhdu sarf etmedi. Yani hocam burada tekrar neye dönmek? En büyük yük öğretmenler üzerine düşür. Evet. Bak neye benzerdim şekanı. Ben bir kazan aşı edeceğim. Bu aş ne ister? Kazan ister. O kazan, o kazan altındaki ateş, bu benzerden özünü o sisteme, nizama ki müdahalet edildi. O talimi. İçindeki bir şeyin elime benzerden özünü. Talebeni yene benzerden. Ben de tabakam, pişirem. Pişiren nancı mahir olsa, o aş daha dağıtlı olur. Talebe daha da kabul eder özünü. Aynı zamanda talebem benim neye muhtacımdı, ne o yemek ki daha da nerede, zavku nerede? Ben zaten bunu özünü. Yani hocam. Onun talebe de bizde, affedersen, talebe de bizde en zayıf halakat. Talebe ustad, aynı dediğim kimin eski teklidi talimde, talebe ustadın önünde esirdi. Bunu et, bunu yap, bu sistem, bu menheç, bunu çıkma. İmtihanda daha bulardı. O da talebe bütün düşündüğü, nece imtihanı versin, nacih olsun, il il saysın, 4 yıl sonra tekrar etsin, geçsin, muvazzaf olsun. Ya hocam ne yazık ki yani şöyle bir durum var öğrencilerimizin şu an yani yakın aralarında. Eskiden öğrenciler birbirlerden yarışırdılar daha yüksek puan getirmek için. Daha fazla okuyup da çalışmak için. Ama günümüzdeki yani ben saygım bütün öğrencilerimize. Bütün de demeyeyim bazı öğrencileri diyeyim. Derece dediğimizde aslında düşünmür ki sadece düşünmem bu yılı geçim biti o kadar yeterli de. Veya diplomanı elime alım, şahadamı elime alım. Bu da yanlış bir şey de. Yarın bir gün başka bir cil senin yolu da yetişecekti. Peki nece bilgileri yetiştireceksen o gelen cile? İşte bak budur, talim elektronunun faydasından budur.
sınıfta oturduğu zaman talebe kimdi o ustadan mütehdi oturdu. Sen bazen o ustadı dinlersin. Hoşlanmıyoruz idem. Talimik faydası talebe talim zati diyor. Özel talim elektronik iki parçadı. Talim menheci. Ben ki o talimde kullanmam özünü. Esalibim. Mesela aynı interneti kullanan talebeden bu menheci sayılı. Ama talim zati talebe öz rağbatına göre oturup yani tabii bir infical me'rifi olduğu zaman alemde bu inficalda her kişi öz payını alsın. Mesela Dünya Hanım mühürlü neydi? Diyor hukuktu, yeti hukuktu. Hukukta en çok ne şeydi, maddesi ne şeydi? İnternete oturduğu zaman sen oturduğu hassız şey, mavzu şey hoşuna gelipti ona. Ama ben mücbar dedim bir kez evvel biz de bizzat Koydiyar'ın alem talep namiyede talebe ustadın esirdir. Bunu oku, bunu okuma, bu çıkar, bu çıkmaz, imtihan budur, mecbursan. Orada yok. Talim, talim zatı da. Öğrenci, talebeler misi gerek mi? En bir şekilde malumat kazansılar, araştırsılar, bahsetsiler. Yani bu önemli de. Tez tabii, yapmak. Tabii, tabii. Yani, fikir genişliği. Yani, tabii. Bak, Irak'ta 4 sene üniversite bittikten sonra son yılı tez yapasan. Ama keşke, benim görüşümde, keşke her sene bir tezi olsaydı. Böylece öğrencilerimiz daha çok... Güzel, güzel bir konuya geldi. Aynı bakman, zamanda bak, evet. Talim niktidan aynı daha faydasından... Evvel muallimdi, müderrisdi, mühendisdi, tayin oldu. Birinci gün tayin emir idaresi mübaşarası çıktı. İle entekaat çıkana kimin o sikamilde o vesifede kalırdı. Şimdi baksan, yani bir tek muzdat bizzat gençse, valla bazı yaşlılar da. Yani rağbatı var. Talim elektroniği girdiği zaman, internete girdiği zaman, talim zatiye öz özünü alıştırdığı zaman, mesela oturmuşum bir sikam birisine, bende daha fazla bir kez kabiliyet oldu. Niçin ben özümü öge atmayayım? Mesela şimdi sen diysen bir kez önce dedi kanun okuyalım. Tamam yoksa yok. Tabii. Ne koydu sen okumağa? Biz baktık, mesela bir fikir genişliği oldu sende, kabiliyet gözüyle. Dedi koy özümü. Bitirenden sonra, yani bekle arası alandan sonra. Aynı bahsede ha bir kez aynı zamanda talim zati özü yürüttüğü zaman zaten bitirdikten sonra kabiliyet var. Sadece. Majistere alsay ondan sonra düşer. Budur işte talim elektronik faydası. Bu. Ama şimdi biz halen bu zorlukta yasak talim sıfır elektroniğe, sıfır elektroniğe cüz'ü min talim elektroniğe ve yesel kul. Yani nice diyelim mecbur olduk. Fakültelere bağlandığı zaman, mekteplere bağlandığı zaman evet, nedir? Şu an mecbur oldu. Hatta koy vaktten istifada gör ağın. Gelin oturağın ve sıfır elektroniğe kur ağın. Müşkülümüz de ne budur? Nereye bağlıdır sıfır elektroniğe? Ben indi, benim külliyem, fakültem, kurduğumuz nizam sistem evet. Sıfır elektroniğe evet, ayrı külliyeden fark ediyor. O ben zaten hocam bunu sorurdum. Mesela diyelim, classroom dediğimiz bu program, sınıf oluşturmak. Az önce dedik ki bizim öğrencilerimiz arasında yeni bir şey olduğu için, yani yeni tanışılır bu programdan, biraz zor olabilir. Şimdi bunu kurmak için, bunu açmak için ana temeller nelerdi? Yani mesela ana özellikler nelerdi? İster ki hangi noktaları diyelim çok önem versiler? Bu tabii önemli de bildiğimce her dersinde bir kodu da var onun yanında değil mi? Diyebilirik, hastalayabilirik hepsini dört esası faktörde, evet. Amilde, noktada. Birincisi, bünye tehtiye tekniye elektroniye, lil manvuma, el muttebe'e, bu bizde zayıftı. Dediğiniz gibi bir kez önce, alem çoktan başlayıp buna biz şu atalıp ulaşıptı. Evet. Biz indi mecburen başa düştü, kaldı. Başa düştü. Ancak başladı. Ha. bu birinci esası faktör. İkincisi kadir tedrisi. Evet. Doğru. Hocalar. Burada, hoca, burada vallahi ne diyeyim sana bilmeden yani gel şeyden bilsin. Özü tekanidi. Her neyse ihtisası. Ben en ihtisasım teşrih anatomiydi. Tıbbi anatomi. Teşrih. Ben mücadele ders veriyorum. Ama ben indi. Mesulüm tekniğinden, mesulüm belirlemeci kurmaktan, mesulüm madde ilmiyeni almaktan.
Mesulam aynı halde de tedrisi madde elmiyanı hazırlamaktan. Benim esası görevim budur. Madde elmiyanı hazırlayayım. Ama madde elmiyanı benden alıp telveyi yetiren geri gayrısı olsun. Şimdi hala geçsek hasup. Ölüm hasubat. Ha olan nerede? Hadi görevleri nerede? Kulyelere bak. Düşünlük. Bundan evvel düşünmüşük aynı telim elektroni. Müstelzematını da getirmişik. Var. Ama koymuşuk da Kodiyak'ın merkezde kulyelere. Bu merkezde hani elektronik olup da mücerred muhtabar hasub talimi talaba. Ya da idari şekilde kullanırlar özünü muhatabat ismi ya da. Yeter ha buncana. Ama gitsin mecal talime, talim elektroniğe yok. Şimdi onun için yani başladık. Yani diyorum belki inşallah bu bir adım olur. Hayırlı bir adım olur öğrencilerimiz için. Yani bundan sonra artık gelecek seneler özellikle de üniversite öğrencilerimiz için yani bu devamlı bir şekilde bu gibi programlar devam eder. Tabii çok güzel evet. Aynı. Yani aslında güzel bir programdı. Şey, biz yani mecburen başladık özne. Dediğim ki müteallim muazil talimin diğerin taklidi ve eyalet keşke getirce ondan alaydı nisbet. Yani şimdi 50-50, 50-50 ise getirce taklidden alsın, 60 olsun, 40, 70 olsun, 30 o ilahen onun da kalmaz. Özlerine doğru yani açıkçası faktörlerin de bitsi dediğim kadet tedrisi indila ezel bizde masadır kararat eski evvelki hocalardı, sadlardı, yaşlılar. O yaşlılarda tekni elektroni şeyde o mecalında onca şeyler yoktu. Bir yenge kakandı yenge gençler. İşte uşak yenge 4-5 yaşında elinde mobil elektroni, mobilideki ilahen olaycı mektebe bitirdiği bir sene kuleye de geldi. Yani bir ulaşıp bir şeye. Bu bir taraf o eski hocalar ve onlar da ayrı bir yani taraf. Yani biz bunu o şekilde anlayabiliyoruz. Uyuşmayıp. Mesela Diyağın eski hocalarımızın bilgi bakımından çok daha bilgileri var. Ama şimdiki hocalarımıza tabii ki biz hepsini demeyelim. Bütün genç hocalarımıza da buradan selam gönderdik. Allah uzun ömürler versin yaşlılarımıza da tabii ki. Ama genç hocalarımızın bütünü demeyelim. Yine de parmakla sayılan var. Mesela aldığı diplomanı az önce dediğimiz ki sadece bir diploma olarak alıptı. O kadar Diyağın öz alanında bilgisi yoktu. O da var. Ama elektroni dediği veya ne bileyim hani bu yeni çıkan ilmi şeylerle çok daha fazla bilgisi var. Teknolojiyle. Evet. İhtimamımla eski hocalara, ben de takriben eski hocalara varım. İşte ağırlığa galiben üzüzlerini elektroni canibinde öge atmayıplar. Evet. Yani. Atsınlar hocam. İşte. Neden olmasın yani? Bilgiler var. Ama o bilginin yani çok güzel bilgiler de var ama, kesinlikle. Ama manvumu elektroniğe katılabilmirler. Katılmaları da yani diyebilirim sana nisbidi. Yani hocam nisbidi. Bak şöyle bilgili eski ustalar, öğretmenler, hocalar katılıpsalar inan ki aynı bir güldü kokulu güldü. Öğrenmenin yaşla herhangi bir alakası yoktu. Yani yok. İnsan son nefesine kadar hayat devam ettiği için her gün yeni bir şeyi öğrenmek lazımdı. Bu kadar hocalarımız bilgilidiler, özellikle de yaşlı hocalarımız, eski hocalarımız. Bir tek hani bu dediği ki işte teknolojiyle ilgili belki biraz çok fazla bilgileri yoktu. Ama onu da mesela açılan kurslar yoluyla kendilerini geliştirebilirler. Çok İnan ki ben ne kurs ne devre ne bir şeyden özürüm ama mecburen baktım mecburen yani doktora okuyandım başladım. İnan öz turhamı, diktatör turhasını öz elimle tab ettim. Hepsi, bütün tatbikat application'leri alıştım. Özümü alıştırdım. Yani bazı şeyler ihtiyacı olurum. İstediğim vakit arkadaşlar bu nece olur? Böyle bunu ilan özümü yetirdim. Onun için insan bazı kere bir şey gelende duranda ihtiyacı var. Özünü gerek alıştırsın. Tabii. Eğer sizse manvuma, te'limil manvuma elektroniğe katılmağa her nance eskidir, yengidir, yaşlıdır, gerek, gerektir. Evet, ha. Tabii ki gerek de alışmak, öğrenmek.
Peki hocam, şimdi biz tekrar yine derslerimize dönelim. Dediğimiz gibi hani bu classroom yoluyla işte bütün dersler öğrencilerimizin ta evine kadar gelir, öyle diyelim. Uzaktan eğitim veya evde oturarak işte eğitim almak. Şimdi onu sorsam, acaba belli bir saati var hocaların mesela ders göndermeleri, bu güzel, önemli de öğrenci için. Güzel. Yani mesela biz günlük olarak mesaimiz diyelim saat 3 akşam başlar. Akşam 6'ya kadar. E peki classroom'da ne şekilde dersler verilir? Hangi saatte öğrenciler gelecekti o program başına? Bu da önemli. Güzel, çok önemli. Ben her vakit bunu diyelim düşündüğüm de talebeni hissele evinde oturup da sınıftadı. Tabii. Nece hissettirirse özüne? En mühim birinci nokta bitsin muhaberasının vaktin. 8:30'da muhaberası var. Hazır olsun. De. En önemlidir. Bu halde ben talebeni tahtit örgüledim. Doğrusu bizim devlette tahtit yoktu. Evet. Hiçbir şeyimize İngiliz diyordu, no planning is planning to fail. Adam tahtit yani tahtit feşir. Yani ben özüm tahtit eden feşirliğe. En önemli bu talebenin nece örgülese hayatını tahtit etsin. Ve bu muhabara cedol verdim özüne. Nece gündeki yerli sınıfta oturur. Evinde oturduğu zaman kalksın saat 8:30'da desin bir gün filan dersin var. Hazırlarsın özünü muhayyer etsin. Ama ustad bir gün cedvel bir gündü diyelim. Saat 8:30'da yok koymadı özü. Saat 10'da yetti. Ya koydu ikinci gün özün. Ya babam talebe yoktu oturmuş hem evde koy ne vakit olursa olsun. Yok. Evet. Hocam kaldığımız yerde yine tekrar devam ederek. Lafımızı şekerden kestirip unutmadan. Şu an bir canlı telefon bağlantımız var. Ben hemen onu almak istiyorum. Evet, değerli izleyiciler, şimdi de değerli doktorumuz Abdurrahman Felah hocamız bizlerle birlikte. Şu an canlı yayınımızda, telefon bağlantısında. Hayırlı günler Sayın Hocam. Hayırlı günler. Kolay gelsin efendim. Sağ olun. Evet, Sayın Doktorumuz Abdurrahman Bey, siz bir doktor olarak, asistan olarak daha doğrusu, Kerkük'te bulunan bir karantinada, orada değerli işte hastalarımızla beraber efendim onları tedavi ederek günlük olarak orada çalışıp da devam etsiniz. Biraz karantindaki hastalarımızın durumunu buradan yakından bizlere aktarın lütfen. Tabii. Öncelikle hafıza iyi günler. Ben de Doktor Abdurrahman Azadi Hastanesi'nde asistan olarak çalışıyorum. Tabii bizim bütün hastalarla, sadece koronayla değil, bütün hastalarla birebir kontaktımız vardı. Her birimizin görev olarak karantina bölgesine gitmek zorundayız. Tabii bu görevimiz bir gün, iki gün, ondan sonra ayrılırız. Tabii oradaki hastaları birebir görmek şansımız olur. Onları ilaç etmek, onları ilaç yazmak, onları fahş etmek gibi şansımız olur. Tabii ben gittiğim orada gördüğüm, aldığım hıbreden şimdilikçe Kerkük'te Allah'a yüzüm kere hamdü şükür olsun. İnsanlarımızın simptom olarak ve araz olarak koronaları tamam onlar pozitif çıkmış olabilirler. Ama arazları elhamdülillah çok böyle basit şeylerdi. Basit bir öskürük, basit bir askırma gibi. Fazla onları yoruntulacak bir arat görmürük. Tabii onları biz ayırmak zorundayız. Çünkü bilirsiniz bu hastalık bütün insanlarda aynı şekilde gözükmür. Yani %80 insanlarda, menase iyi olan insanlarda pek arat göstermir. Ama mesela kendilerinin mesela diyabeti hastalığı olan, tansiyon hastalığı olan, kalp hastalığı olanlarda onlarda daha ayrı bir şekilde gösterme, ayrı aralar gösterirler. Şimdiye kadar sadece vefat olarak sadece bir hastamız olmuş idi. Diğer hastalarımızın durumu çok iyiydi ama sadece bilsiz kontakt oldukları için diğer insanlarla, COVID-19 kaldıran insanlarla, onlar da pozitif olduğu için bunları biz acil sahaya, karantinaya almak zorunda kalmıştık. Evet. Peki tabii. Şu an Kerkük'te kaç karantinimiz var? Hangi bölgelerde?
karantina bölgelerimiz, şimdi bizim bütün her hastanelerde karantina bölgelerimiz bulunmaktadır. Her hastanenin kendisine ait karantina bölgesi var. Tabii bu hastane, her hastanede olanlar, karantinadakiler, onlar %100 COVID olarak geçmez. Sadece onlarda belirtiler çıkarır. Yani mesela esetmesi olsun, öskürmesi olsun dediğimiz, bildiğimiz herkes şimdi bilir bunu. Onlardan ayrı keyvanımız vardı, haysinamız vardı. Tabii buralarda bizim birçok alet, edevat ve bütün ilacatımız mevcuttu. Şimdi dediğim gibi yine Allah'a şükretmemiz gerekir. Elhamdülillah milletimizin vaisi, milletimizin mevzuya karşı aldıkları tedbirler, pekik olsun, hacı sahisi olsun, ihtilattan uzak olmaları olsun. Elhamdülillah bizim adet sayılarımız yani çok azdı. Ve bu yüzden pek bir şeye ihtiyacımız yoktu. Evet, yani şu an tedavi aldığı tedbirler olsun. Elhamdülillah bu nahiyeden çok ıslahatık. Evet, şükürler olsun. Tabii ki doktorların varlığıyla, onların cüdüyle gerçekten onlar da çok yorgundular. Tabii. Sağ olasın, sağ olasın. Sizlerden de çok teşekkür ederiz. Bizim sesimizi muvatınlarımıza ulaştırdınız ve bize bütün manevi yardımlarda bulunduğunuz tabii çok çok genetle de siz olasınız. İzah olsun, cephemiz olsun. Hepimize çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Katıldığınız için, güzel bilgileri bizlere aktardığınız için ve özellikle de mutlu ve sevindirici haber verdiğiniz çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kolay gelsin değerli doktorumuz. Eyvallah. Sağ olun. Evet, yine devam edelim. Biraz da koronavirüs ile ilgili. Tabii ki hani malumunuz Kerkük'ten işte birkaç karantinli bölgelerimiz vardır. Orada da hastalarımız yatmaktadır. Covid-19'a ne yazık ki yakalanmışlar, bulaşmışlar. Ama doktorumuz işte buyurdu ki de ki gayet durumları iyidir, şükürler olsun. Sadece evet Kerkük için bir ölü vardı. Evet, Covid-19'dan. Yine biz tabii ki hastalarımız için acil şifalar Yüce Allah'tan dilerik. Ama lütfen diyerek bütün değerli izleyicilerimize dışarıya çıkma yasağının kurallarına lütfen uyalım. Yani bu çok önemlidir. Ne yazık ki şu an Kerkük için tekrar yani onu anlatmak istiyorum, konuşacağım. Kerkük'ün bazı bölgelerinde yine insanlarımız da yine dışarıya çıkmak yasağı kararına uymur. Bazı bölgelerimiz çok kalabalıkta. Böyle insanlar kalabalıklı yerlerde dururlar. Evet, bu da tabii ki zararı vardır. Böylece yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken sayın yönetmenim diyor. Evet. Peki. Ne yazık ki çok sorumuz vardı. Bütünü yarıda kaldı. Ama inşallah gelecek günlerde yine sizleri ağırlayacağız. Evet, teşekkür ediyorum. Son olarak son söz valağın. Son söz. Öğrencilere. Evet. Bir hoca olarak. Evladlarım, balalarım, oğullarım, kızlarım, yavrularım. Sağ olsun hepsi. Evde oturduğu zaman sabah kalktı saat 8-8.30. Yorulmasaydı, gitmeseydi fakülte, mektebe. Oturduğu zaman sen özü için bir yer taksın sile. Hesap öyle sen o yerde günde ot, sabah kalk saat 12'ye kimin. Hesap öyle o yer, o sikamil seni rahleydi. Sen o sınıfıydı. Sen o sınıfıydı, evet. Telebeseyi oturup saydı. Evet. Kanşalıydı, hocayı ustadıydı. Gör özün. Çel bu manevi olsun sende. Böyle olmazsa, olamazsa. Bu birinci, ikincisi. Bitenden de olsun. İnşallah bu biter. Konu da biter. Allah saklasın. Ümmet-i Muhammed'i, bütün milletleri, hepsini, bizi de oladıran bala bal. Bitenden de sonra koy kalağın talim elektroniğinde. Talim elektroniği çok icabı bir şeydi. Yani güzel bir şeydi. Evet. Vali o şeker sütfaydan geldi. İnanın ki bizim çok çok faydamızdandı. Evet, ama şekilde. Keşke çünkü, bu şekilde gelmeyeydi. Çünkü bir şekilde gelmeyeydi. Temin ederdik ama geldi. Evet. Temin ederdi. Başladık özüne. Yürüyakın talim elektronunda. Biz evet. Şu otalakın ulaşmadık. Ayrı alemlere. Yani evet. Ama yer inşallah, yer inşallah. Yer inşallah. Yine umut var. İnşallah. Umudumuzu kaybetmeyelim. Her şeyden de evvel bütün milletlere, özellikle bizim milletimize sağlık, hastalarımıza da şifa. Amin. Talebelerimize de inşallah ilim, marifet. Evet, Yüce Rabbim zihin açıklığı versin. İnşallah. Evet, iyi çalışmalar diliyoruz. Lütfen, lütfen diyoruz. Evde oturarak derslerimize iyi bir şekilde çalışın. Ta ki sınavlar için iyi bir şekilde okuyun, okuyun, okuyun. Evet. Evet, sağ olun. Peki o zaman mutfağımıza geçelim.
Şefimiz Hanan Hanım sizi belkileri yapmış olduğu yemeklerden tamam, sizlere ikram tamam, edalım. Tamam. Evet efendim. Ya Allah. Peki, geldiniz. Hoş geldiniz. Misafirimiz geldi. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Siz de elinize sağlık. Buyurun hocam. Tatlıyla mı başlayacağız hocam? Önce bir yemekle başlayalım. Daha sonra tatlını da yarık. Peki. Programımızın sonuna gelirken Sayın hocam sizlere çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Ne demek, hay hay. Şefimiz Hanan Hanım'a da çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün yine bizlere çok güzel yemek tariflerini aktardı. Sevgili değerli izleyiciler, böylece bugün de bu kadar. Burada programımızı noktalayacağız. Ve gün başlığı programın sonuna geldik. Gelecek program yine farklı bir konuyla, farklı bir konukla yine bu ekranlarda buluşuncaya dek şen ve sen kalın, hayırlı günler diliyorum efendim. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Hoşça kalın. Irak'ın aydınlık yüzü Türkmen Ele TV'den hiçbir yere ayrılmayın.